İnsanın rızkı taahhüt altında deniyor bu meselenin izahı. Kur'an-ı Kerim sarih ayetleriyle mesela اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ Allah'ın bir ismi de Rezzak'tır. Bismillahirrahmanirrahim. Bazı imamlara göre Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Bize göre Tâsî'nin içindeki bir ayettir. Diğerleri teberrüken surelerin başında zikredilmiştir. 114 defa Kur'an-ı Kerim'de tekrar edilen Bismillahirrahmanirrahim'deki Er-Rahman bir manası da Rezzak'tır, rızkı veren. Maddi manevi rızkı veren, gözün ziyasını veren, kalbin gıdasını veren, batnın gıdasını veren ve ahirette de huri, gilman gibi cismani arzuların bütün ihtiyaçlarını gören Rezzak ismi Cenab-ı Hakk'ın. Maddi manevi rızkı veren Allah, dünyada da ahirette de rızkı taahhüt altına almıştır. Rezzak-ı aleme itimat eden bir insan aç kalmaz. Ama rızkı talep etmek vardır. Rızkı talep edeceksin. Meşru şekilde Cenab-ı Hak rızkını verecektir. Bu da esbaba tevessül tarikiyle olacaktır. Meseleyi şöyle ele alalım. Mesele bazı kimselerin zannettiği gibi insan çok çalışırsa, aklını kullanırsa, devrinin bütün bu mevzudaki ilimlerinden istifade ederse behemhal çok zengin olur demek değildir. Bunu kabul edemiyoruz. Ve aynı zamanda insan hiç çalışmazsa, esbaba hiç tevessül etmezse rızkı gökten yağacak, kudret helvası gibi, bıldırcın eti gibi kendisine gelecek, bunu da kabul etmiyoruz. İnsan esbaba tevessül eder de gönlünün istediği şekilde Cenab-ı Hak rızkı ihsan etmez. İnsan esbaba hiç tevessül etmez. Cenab-ı Hak ona rızık verir. Bu da bazen olabilir. Fakat ilahi kanun şudur, insan cüz'i dahi olsa esbaba kesben tevessül edecek. Halkan Cenab-ı Hak o rızkı ihsan edecektir. Pencereyi açmak kabilse açsak. Evvela fıtrat aleminde mesele izahıyla, ifadesiyle gözümüz önündedir. Nice akıllı kimseler vardır ki bütün ticari kanunları bildikleri halde kutu la yemut ancak ellerine geçmektedir. İbn-i Ravendi bir sözüyle bu hususu anlatır. Kem akilin akilin a'yet mezahibuhu ve cahilin cahilin telkahu merzuka هَذَا الَّذ۪ي تَرَكَ لَوْحَا مَهَائِرَةً وَصَيَّرَ الْعَالِمًا نِحْر۪يرَ زِنْد۪يقًا Nice akıllı kimseler vardır ki, nice aklı başında ehli fen ve fen kimseler vardır ki, onlar yollarını şaşırmış, yolda kalmış, aciz, bir kez, bir tap düşmüşlerdir. Nice cahil kimseler de vardır ki, sen onları da rızık içinde yüzüyor görürsün. Ben şahsen bazı zengin tüccarlar görüyorum. Ama çok zengin. Kendileriyle konuşuyorum. Bakıyorum, ukba işi hiç akıllarına girmiyor. O kadar batı, o kadar gabi kafaları var. Sonra ticaretin kanunlarına çok aklım ermemekle beraber. Erebildiği kadar elinden tutuyorum, beraber gidiyoruz. Bakıyorum benden sığ yerlerde geziyor, benim kadar dahi derinlere gidemiyor. Bir de dev servetine başımı kaldırıp bakıyorum, başım dönüyor. Bundan anlıyorum ki rızkı Allah Celle Celaluhu bu cahile, bu kafasıza sırf ihsan ilahi olarak ihsan etmiş. Ama o esbaba tevessül etmiş. Etmiş, esbapsız olmaz. Bir latifeyle sizi dinlendireyim bu mevzuda. Yanlış bir tevekkülle zaviyesine kapanmış molla bekliyor. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ deniyor. Cenab-ı Hak Rezzak-ı Alem rızkı verecektir. Ben hiç talepte bulunmadan bekleyeyim, versin rızkımı diyor. İtminanında, yakininde belki bir şüphesi yoktur onun ama fakat yine de bu meselede لِيَسْمَئِنَّ kalbi diyebilmek için herhalde yanlış bir tecrübe yoluna girmiştir. Hazreti İbrahim رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى Rabbim göster ölüleri nasıl ihya ediyorsun? قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ İnanmıyor musun? قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَسْمَئِنَّ قَلْبِي İnanma başka, kalbin oturaklaşması, itminan başka. Bunu hasıl etmek için zaviyede yatıyor sırt üstü.
Üç gün, dört gün, beş gün hiçbir şey gelmiyor tabi. Tam bayılacak hale geliyor. Tevafuken bir kandil gecesi. Komşuları helva yapmışlar, kapının önüne getiriyor kadın. Molla Mehmet Efendi diye sesleniyor ama ahdetmiş, sesini çıkarmayacak. Bir iki sesleniyor, kapıyı vuruyor, kadın kendi kendine konuşuyor. Galiba yok diyor içeride. Yok dediğini de duyunca içeride götürecek helvayı endişesiyle ediyor. Latif, fakat latif. Kadın da bırakıyor helvayı gidiyor, kalkıp helvayı alırken şöyle diyor. Veriyorsun Allah'ım veriyorsun ama öksürtmeden de vermiyorsun. Esbaba bu kadar tevessül gerek yani, bunu anlayalım. Bu kadar tevessül olduktan sonra insanın büyük tevessül olursa Cenab-ı Hak büyük çapta ihsanlarda bulunur, nimetlerde bulunur. Bu kadar tevessül edeceksin. Ettikten sonra da etrafına bakacaksın, arz ettiğim gibi göreceksin ki çok akılsızlar merzuk bulunuyor, rızk içinde yüzüyor. Bu hal alimi Nihriri zındık yapmıştır, şaşmış. Ben akıllıyım, niçin bana gelmiyor demiştir, çıldırmıştır. Rızkı veren Rezzak-ı Alem Hazreti Allah'tır. Bir de bu arada vasıtayı rızkı helal, hut-ü la yemut, taahhüd-i ilahi altındadır. Cenab-ı Hak bu rızkı verir, kimseyi aç bırakmaz. Ama bazı kimseler açından ölürler, açından değil suyu ihtiyarlarından ölürler. Kötü ihtiyatlarından ölürler. Fena alışkanlıklarından ölürler. Sadece yiyecek içecek şeyler bakımından değil, mesela sigara içip de nikotik olan bir adam, sigara tiryakiliğini bırakınca, tiryakisi olmuştur, ayağımda uyuşma oldu kusura bak. Sigara tiryakisi olmuştur, bıraktığından dolayı ölebilir. Bazı kimse alkolik olmuştur, kötü bir alışkanlık, alkolü bıraktığı zaman ölebilir. Bazı kimseler günde üç defa yemeğe alışmışlardır. Kafaları kadar bir mide teşekkül etmiştir. Aç bıraktıkları zaman ölebilirler. Az zamanda da ölebilirler. Ama fıtri rızka kendisini alıştırmış, vücudunun normal gıdasını, vitaminini, proteinini vermeye kendisini alıştırmış, fazla bir şey alma lüzumunu duymayan bir insan uzun günler yaşayabilir. Ondan sonra da Cenab-ı Hak bu uzun müddet içinde onu yaşatabilecek bir rızık ihsan edebilir ki mantık dairesi içindedir bu da. Evet, bir de diğer yönüyle bu husus izah edilirken denizde, kumların üzerinde akıl ve mantık yoluyla ciddi hiçbir rızık menbaı bulunmayan yerde yaşayan balıkların çok semiz olması, hususiyle ahmak balıkların babasının yakalandığı oltada çok rahatlıkla yakalanır. Semiz olması, kurnaz tilkilerin aç kalması, esasen vasıtayı rızkı helalin Allah tarafından geldiğini gösterir, kat'i bir şahittir. Ama çalışmayı, sa'yı cerh etmez bu mesele.